Evet. Musevilikte de bu büyük gelenekten yola çıkarak beden dişilikle konote ediliyor. Tin ise erillikle. Tanrının parçacığı dolayısıyla eril. Erkekte kadında. Bir nevi Carl Gustav Jung'un anima animus şeyini andırıyor. Beden erkekte kadında ne? Bertaraf edilmesi gereken, üstesinden gelmesi, gelinmesi gereken, zayıflıkları aşılması gereken bir nesne değil mi? Özne değil, nesne. Evet, tabii ki mitlerde de bu yansıyor. Daha doğrusu kutsal kitapta, Eski Ahit'te sadece Havva'dan bahsediliyor. Ama Kabala'da ve Sohar kitabında, Kabala'nın Sohar kitabında bir Lilith var değil mi? Lilith. Lilith de Adem'i, Yahve aynı anda topraktan ve sudan yaratıyor. O yüzden Lilith kesinlikle Adem'e boyun eğmiyor. Ne yapıyor? Adem'e cevap veriyor. Yahve buna kızıyor. Bir gün cinsel münasebetteyken Lilith diyor ki niye hep diyor sen diyor üsttesin, ben hep alttayım. Bu tabii ki çok yine cinsellikte özetlenmiş bir motiftir. Burası çok ilginç. Çünkü aslına bakarsanız Lilith kadim çağların ana tanrıçası olduğu için sadece topraktan değil gökten de sorumlu değil mi? Lilith aynı zamanda göksel kraliçe değil mi? Nereden görüyoruz? Sümer'den kalan kabartmalarında ki Lilith bir Sümer tanrıçasıdır. Kuş ayakları var ve kanatları var. Yani gökten de sorumlu, sadece topraktan değil, güneşten, aydan da sorumlu. Sadece yerdeki maddeden değil, değil mi? Dolayısıyla bu bağlamda almak gerekir bunu. Yani niye hep sen üstte yatıyorsun? Yani niye sen hep Uranos'sun ya da Kronos'sun? Niye ben hep Gaia oluyorum, Rhea oluyorum? Niye ben ikincilim? Sen hep birincilsin. Görüyorsunuz kavga, gürültü. Adem şikayet ediyor Yahve'ye. Yahve de Lilith'i cennetten tutup fırlatıyor denize, Kızıldeniz'e, bilinçaltına. Yani ne oluyor? Kültürün animası, dişil tarafı nereye itiliyor? Bilinçaltına değil mi? Dişilik, bağımsız dişilik, yaratıcı dişilik. Bir zamanların birincil olan prensibi dişilik. Ne oluyor? Bilinçaltına iktiriliyor. Bastırılıyor. Hem erkekte hem kadında. Kadında aleni erkekler tarafından ikinciliğe itiliyor. Erkeklerde de inanılmaz bir beden düşmanlığı ve bir tine tapma fiksasyonuyla kendisini ne yapıyor? Gösteriyor değil mi? Evet. Dolayısıyla ne yapıyor? Adem bu sefer çok üzüldüğü için Yahve Adem'i bu sefer bir uykuya daldırıyor ve bu sefer topraktan değil, bakınız yine Adem'in içinden hiçbir surette kafasından, ellerinden, burnundan, ayaklarından, görünen yerlerinden değil, bedenin bir örtü altında saklanılan kaburga kemiğini alıyor. Onu etlendirip butlandırıyor. Ne yapıyor? Artık Lilith'teki Adem Lilith eşitliği bertaraf ediliyor. Kesinlikle Adem ne oluyor? Birincil oluyor. Hakikaten Havva da nasıl bir kadın oluyor? Geçinilebilir. Ağzı var, dili yok. Kadın oluyor değil mi? Demek ki Musevilikte iki kadın tiplemesi var. Bir tane Lilith, bir tane Havva. Ne oluyor burada, neyi görüyoruz?
kültürün şizofrenik bir biçimde kadının bütünselliğini nasıl parçaladığını görüyoruz değil mi? Lilith bilinç dışına, denize fırlatılıyor. Orada ne yapıyor Lilith? Bilinç dışına fırlatıldığı için Samael adlı insana tapınmak istemeyen şeytanla, bir zamanlar melek şeytanla, inanılmaz korkunç canavarlar doğuruyorlar beraber değil mi? Yani bilinç altında ne oluyor? Lilith daha da güç kazanıyor ve öfkeleniyor. Olumsuz kadın imgesi Lilith, olumlu kadın imgesi Havva. Aslında bütünsel ada tanrıça Lilith ve Havva'nın birlikteliğinden oluşuyor değil mi? Bazı kabalistik geleneklere göre Adem ile Havva'yı, daha doğrusu Havva'yı cennet bahçesinde kandıran yılanın da Lilith olduğu söyleniyor. Yahi'yi, Pers mitolojisindeki Yahi'yi göz önünde bulundurursak, kertenkele, sürüngen, yılan şeklinde Angramanyo'yu uyandıran, çok inandırıcı. Ne yapıyor aslında? Havva kendi ötekisiyle, alter egosuyla karşılaşıyor değil mi? Ne yapıyorlar? Birleşip erkekten intikam alıyorlar değil mi? İlk günahı işleyerek erkeğin de ölümlü olmasını sağlıyorlar. Onun bedeninin de bir zamanlar yaratıldığı toprağa geri dönmesini sağlıyorlar değil mi? Yani nereye gönderiliyor Adem yine? Lilith'in dediği olmuş oluyor. Bu sefer Adem de tamamıyla toprağa gömülmüş oluyor. Bedeni ölümlülükten kaynaklanan bir biçimde sadece ve sadece topraktan ibaret oluyor değil mi? Madde oluyor. Evet, görüyorsunuz Musevilikteki kadın imajı böyle ikiye bölünüyor. Korkunç ana Lilith, bilinçaltına bastırılmış, herkese tavsiye edilen kadın tiplemesi de Havva, çocuklarının annesi, kocasının karısı ve erkeğin nesi? Yardımcısı değil mi? Ama hep diğer alter egosuyla karşılaşma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı için erkek, Havva'nın, kadının hep bir kültüre karşı bir tehdit savuruyor değil mi? Nitekim şöyle görüyoruz Lilith'i. Loğusa yatağında yatan kadınları öldürüyor ve çocukları öldürüyor. Lilith ne yapıyor? Erkeklerin resmi çocuklarını öldürüyor değil mi? Bu da hangi şeye ket vuruyor? Kültürün tarihselliğine ket vuruyor değil mi? Çünkü erkekler nasıl ölümlü, ölümsüz oluyor? Oğullarında, onlar da oğullarında, yani nesiller boyu silsilede, artık döngüsel, mitik döngüden çıktığımız için, çizgisel, fallik zaman akışına bıraktığımız için kendimizi ve ölümsüz olmadığımız için taşıyıcılar kimler? Babaların oğulları değil mi? Lilith de ne yapıyor? Loğusa yatağındaki kadınları ve çocukları öldürerek, onların kanını emerek, onların hayat gücünü içselleştirerek buna ket vuruyor. Lilith'e Yunan mitolojisinde de Medea'da karşılık bulduğunu, Yunan mitolojisinde Medea'da karşılık bulduğunu göreceğiz. Medea'da ne yapıyor? Güneş kahramanı olan, çünkü altın postu alıyor, Yazon'un ve kendi oğullarını öldürüyor. Yazon'u mitik döngüselliğe hapsediyor. Çünkü tarihselliğini oğullarıyla ne yapıyor? Yok ediyor. Ne yapıyor Yazon'u? Aslında hadım ediyor değil mi? Çizgiyi döngüye çeviriyor. Ve Yazon bir güneş kahramanı olarak kısır döngüde hapsedilmiş olarak karşımıza çıkıyor değil mi? Demek Lilith de
sonsuzluğu, ölümsüzlüğü, aydınlanmacı ataerkil telosu böyle cezalandırmaya çalışıyor değil mi? Ve bu kötücül arketiple, bu kötücül alter egosuyla Havvagillerin, kadıngillerin karşılaşması, cennet bahçesindeki yılanla karşılaştığı gibi hep ne? Olası, büyük bir tehlike. O yüzden yeni çağa kadar kadınlar hep cadılıkla suçlanıp yakılmışlardır. Niye yakılırlar? Çünkü bedenleridir onları asıl günahkar yapan. Ne yapmak lazım? Ölümsüz ruhlarını Allah aşkına, Tanrı aşkına kurtarmak lazım ki ebedi ateşte ruhlar yanmasın diye. Büyük bir iyi niyetle özellikle işte kadınların bu doğa tarafından baştan çıkarılması, ki Yahve ne diyor, ne demişti hatırlayın Havva'ya, yılanla senin arana düşmanlık ekiyorum, sen hep onun kafasını ezeceksin, o da hep seni sokmaya, ısırmaya çalışacak. Bakınız ne yapıyor? Kadını aleni kendi güçlü bilinç dışından ayırıyor değil mi? Yani ne diyor? Sen güçlü olma, sen hiç düşünme, sen sadece doğurma makinesi ol ve kocanın sana dediğinden çıkma diyor aslında. O yüzden Lilith günümüzde feminizmin çok önemli figürlerinin başında geliyor değil mi? Neyi görüyoruz? Kadın bedeninin şizofrenik bir biçimde ikiye ayrıldığını. Yakılan cadıların orta çağda Hristiyan Engizisyon'da karşısında ne var? Tabii ki pürüzsüz Meryem Ana var değil mi? O kadar çok büyük bir kolektif, yakılan kadınlar, cadılar ve tek erotik bir blok gibi neredeyse Avustralya'nın göbeğindeki Ayers Rock misali, bütün bu kötülük okyanusundan yükselen kayalık gibi Meryem Ana. Meryem Ana işte en önemli ve en kutsal ve o yüzden tek kadın bedenidir. Hristiyanlıkta görüyorsunuz bu kadının ikiye bölünmesi devam ediyor. Hristiyanlıktaki kötü kadın Havva'dır. Havva'dır. Niye? Adem'i baştan çıkardığı için. Burada bakınız bir level atlıyoruz. Havva'dır. Mükemmel olan kadın kim? Tabii ki Meryem Ana. Zaten Meryem Ana Havva'nın günahını düzeltiyor. Hristiyanlığın kendisini açıklaması, kendisini rasyonalize etmesi bu. Adem'in günahını da İsa, Hazreti İsa sıfırlıyor değil mi? Yani ne oluyor? Adem ile Havva'nın Musevilik, tenselliği, sen yine çamur olacaksın, acılar içinde doğuracaksın, acılar içinde doğurmana rağmen yine sen azgın bir biçimde kocanın yanına gideceksin, onunla sevişmek isteyeceksin vesaire vesaire. Ne oluyor? Burada iyice ne artık tinselleşiyor. İsa nasıl bir ürün? Tensel bir ürün değil, kesinlikle spiritual, tinsel, tenselden tinsele derim benim. Tinsel bir üründür değil mi? Meryem Ana bedeniyle Tanrı'nın nefesini ete kemiğe büründürüyor. İnsanlara faydalı olması için görünür kılıyor. Adeta üç boyutlu hale getiriyor soyutu. Değil mi? Burada biraz Tanrı'nın soyut olmasının yan etkilerini görüyoruz. Zaman zaman soyut, ne kadar soyut olursa olsun Tanrı, ne olması lazım? Zaman zaman ete kemiğe inandırıcılık anlamında bürünmesi gerekiyor değil mi? Hristiyanlığın çözümü de bu. Hristiyanlıkta da hep ne vardır? Kadınlar şizofrenik bir biçimde ikiye bölünmüşlerdir. Havva ve Meryem. Bakınız Musevilikte Lilith, Havva. Hristiyanlık bir level üstte. Havva aşağıda ve Meryem yukarıda. Yani görüyorsunuz fantazilerde, eril fantazilerde kadınlar adeta kömür tozundan altına doğru
evriliyorlar. Eril, ataerkil kültür tarihinin fantazilerinde, değil mi? Fantazilerinde. Evet, nitekim İsa doğduğunda onu karşılayan annesi Meryem, İsa ikinci kez doğduğunda onu bu sefer çok ilginç fahişe, eskiden fahişe olan Magdalalı Meryem karşılıyor, değil mi? Paskalya'da çarmıha gerildikten 3 gün sonra ölülerden diriliyor ya İsa. Çok ilginç bir biçimde bir mağaradan çıkıyor. Aslında İsa kim? Paskalya ne? Paskalya ne? İsa kim? İsa da ilkbahar delikanlısı. Mağaradan çıkıyor, yenilenmiş bir biçimde. Mağara ana rahmidir. Ve onu ilk karşılayan eskiden fahişe olan öteki Meryem. Ama bu artık pagan bir din değil. Orada şimdi Hieros Gamos olmayacak. Kutsal evlilik olmayacak. O çünkü babasının oğlu. O Oedipus olamaz. O Orest olduğu için. Ne diyor? Ben artık sizden değilim. Sakın bana dokunma diyor. Beni kirletme. Adeta, değil mi? Çok ilginçtir. Onu mağaradan çıkarken ilk gören de Magdalalı Meryem. Neden? Çünkü bu mitin arkaik versiyonlarında onu doğuran Magdalalı Meryem de ondan. İlk o onu görüyor. Bedenini, ana tanrıça bedeni mağaradan İsa, Dionysos misali, ölen ve dirilen tanrı misali. Paskalya'da, Paskalya nedir? Nevruz'dur, 21 Mart'tır. Günlerin tekrar uzamasıdır vesaire vesaire. İleride Takvim ve Zamanın Kültür Tarihi adlı bir dizi yapacağım. Orada bütün bu günlerin anlamlarını, pagan anlamlarını hep birlikte tartışacağız ve öğreneceğiz. Sonra ne oluyor sevgili dinleyenlerim? Sonra Hristiyanlık Roma'da devlet dini olduktan sonra ne oluyor? İnanılmaz bir şehitlik, mertüra kültü başlıyor. Zaten Hristiyanlık şey olasıya kadar, devlet dini olasıya kadar Roma'dan çok çekiyor erken dönemi Hristiyanlık, değil mi? İşte işkence görüyorlar, aslanlar önüne atılıyorlar, şu yapılıyor, bu yapılıyor. Ve hep şöyle hikayeler anlatılır. İşte en meşhurlarından bir tanesi Sienkiewicz'in romanında Quo Vadis adlı romanda ve filmi de var, bilirsiniz hepiniz. Yani aslanlara atılıyorlar Roma'da şeylerde, stadyonlarda, Colosseum'da. Onlar şarkılarını söylüyor aslanlar onları parçalarken. Yani bedenleri hiç, o ruhlarının gücü karşısında görüyorsunuz. Beden ne ki? Beden ne ki? Beden sadece aşılması gereken bir şey. Önemli olan ebediyete intikal etmek. Bunu da ne becerebiliyor? Bunu da ancak ruh becerebiliyor, değil mi? Dolayısıyla Orta Çağ'da Avrupa'da inanılmaz bir kutsallar kültü, acı çekerek ölmüşler kutsallar, dinleri için ölmüş şehitler kültü başlıyor. En kutsal, en güçlü kutsal kim? En korkunç şekilde ölmüş olanlar. Nürnberg'de mesela bir tane Lorenz Kilisesi var. Orada yaşadım ben 13 sene. Onun hikayesini çok iyi bilirim. Kutsal Laurentius Roma'da bir grill üstünde kızartılır. Ve bu hikaye çok uzun uzun anlatılır. Ama o hiç istifini bozmaz. Hiç bağırmaz bile. Dudaklarında sadece Tanrı'ya kavuşacağına dair sevinç emareleri ve sevinç çığlıkları adeta çıkıyor. Görüyorsunuz beden yine neye maruz kalıyor? Son derece sadomazoşistik bir muameleye maruz kalıyor, değil mi? Kadın bedenleri zaten hep kesiliyor, biçiliyor, yakılıyor. Kadın kutsallar da, şehit kadınlar da bütün bastırılmış cinsel fantaziler dışa vuruluyor. Mesela 13 Eylül'ün kutsallarından olan kutsal Agate'nin kızgın penselerle nasıl memeleri koparıldığı, ilk önce meme uçlarından başlamak üzere büyük bir afiyetle, büyük bir huşu içinde anlatılır, değil mi? Yani beden nedir? Beden
hiç önemli değildir. Hele hele inançlı birisi için beden zaten acı bile hissetmez beden. Beden aşılması gereken bir çöptür. Bizim sonsuz, ebedi ruhumuzun hapishanesidir. Ve böyle bütün kutsal hikayeleri buna doğru çıkıyor. Bütün yollar Roma'ya nasıl çıkıyorsa kutsal hikayelerinde de böyle bir şey var açıkçası. Mesela San Sebastian, kutsal Sebastian çok yakışıklıdır. Bütün Romalı askerler ona aşıktır. Ama o Hristiyandır. Yani onlar pagan, o Hristiyan. İstediklerini elde edemeyince Romalı askerler ne yapıyorlar biliyor musunuz? Böyle onları, onu, Sebastian'ı, kutsal Sebastian'ı oklarıyla delik deşik ederler. Tabii ki bu bir tecavüz sahnesi. Oklar Fallus'a tekabül ediyor. Sebastian da ne oluyor? Korkunç şekilde tecavüze ve hunharca bir katliama uğruyor değil mi? Böyle hikayeler dönüşüyor. Düşünün ne oluyor biliyor musunuz? Tanrı Romalı askerleri korkutmak için Sebastian'ı diriltiyor. Bu sefer askerler öyle korkunç bir azgınlığa, kuduzluğa bürünüyorlar ki onu paramparça ediyorlar. Paramparça ediyorlar. Değil mi? Neyi görüyor yine askerler? Hristiyan bedeninin bile daha üstünlüğünü görüyorlar. Ve aslında Sebastian burada neye tekabül ediyor? Pagan Romalıları Hristiyanlığa döndürmek için yine ölüp dirilebilen bir tanrıya dönüştürüyorlar değil mi? Bir Dionysos arketipi, bir İsa arketipi adeta karşımızda görüyoruz. Ve Sebastian'ın inanılmaz yakışıklılığı, inanılmaz güzel bir oğlan çocuğu oluşu ne oluyor? Bedenin güzelliğinde ruhunun güzelliği de yansımasını buluyor. Burada yavaş yavaş bakın Hristiyanlık ortaçağ ile yavaş yavaş klasisizme doğru bir evrilme olduğunu da yavaş yavaş görüyoruz. Tabii ki bu Sebastian'ın yakışıklılığı günümüzde dünyada bütün eşcinsel derneklerinin, kulüplerinin, barlarının, diskoteklerinin bu ismi ve onun meşhur heykelini kullanmalarını engellemiyor. Sebastian adeta Romalı askerler için bir arzu nesnesi. Bakınız güzellik nasıl araçsal bir biçimde kullanılmaya başlanılıyor değil mi? Evet, dediğim gibi beden aşılması gereken bir şey olduğu için ve bedeni kadın temsil ettiği için bütün holistik insanın yapısındaki anima, animus, bilinç altındaki dişil yönler, eril yönler ne oluyor? Şizofrenik bir biçimde ayrıştırılıyor değil mi? Ayrıştırılıyor. Ne kadar siz kontrollü olmak zorunda kalırsanız ayrıştırıldığınız unsurdan o unsura karşı aşırı derecede ne yaparsınız? Öfke duyarsınız. O unsura aşırı derecede öfke duydukça bilinçaltınıza ittirdiğiniz, ayrıştırdığınız o parça daha da güçlenir. Sizi adeta kansere kanser eder değil mi? Sinir hastası eder, ruh hastası eder. Ne olursunuz bir insan olarak yarım yamalak kalırsınız. Görüyorsunuz bedenin kutsanması ve Batı kültürünün insanların bütünselliğine, ruhsal dengesine böyle ket vurması nasıl psikohistorik açıdan Batı'yı sadece ataerkil ve kadın düşmanı yapmıyor, aleni psikopatolojik bir ruh hastası haline getiriyor değil mi? Bir tarafından ne olduğu için eksik kaldığı için. Dolayısıyla postmodernizmde bütün bu feminizmlerde, bütün bu LGBT aktivitelerinde neyi görüyoruz? Bedenin geri dönüşüyle neyi görüyoruz? Bu bütünselliğe yine
ihtiyaç olduğu sosyal psikolojik açıdan, terapi açısından bu bütünselliğe ve doğanın kötü bir şey değil, doğa bedeninin bizim hepimizin, bütün varlıkların annesi olduğu düşüncesine ihtiyaç olduğunu bugün nasıl canlı canlı işte iklim değişikliği, yok dünyada vuku bulan iklim felaketleri vesaire vesaire, çevre kirliliği nasıl bize bunu yeniden göstermiş oluyor değil mi? Evet, dolayısıyla beden nasıl geri dönüyor? Beden son derece 2500-3000 sene boyunca, belki de çok daha fazla bir süre boyunca bastırılan dişilik ve dolayısıyla bastırılan beden ve bastırılan doğa nasıl geri geliyor günümüzde bir tsunami gibi ve son derece tensel, Dionizyak, orgiyastik ve hiddetli şiddetli bir beden kültüne doğru evriliyoruz değil mi? Tabii bir şey çok uzun süre bastırırsanız onun geri dönüşü tabii ki o denli şiddetli olur. Bütün bunlar dengeye kavuştuğunda umuyorum ki yeni bir çağa, dingin bir çağa adım atabileceğiz diye düşünüyorum. Yarın beden tarihinin son bölümüne geliyorum. Modernizmde ve postmodernizmde bedeni konuşacağız. Ondan sonra birkaç gün normal bir dakikalık dipnotlara devam ettikten sonra zamanın kültür tarihine geleceğiz ve astroteoloji diye adlandırdığım yeni bir diziye başlayacağız. Yine 5-6 bölümlük. O zamana kadar merakla bekleyin. Görüşmek üzere.